Porsche sürdü, Porsche. Duydum. Yanıyor. Herkese merhabalar. Leyla'cığım da çatıda oturuyoruz. Akşama doğru. Bütün gün o kadar sıcaktı ki. Kaç gündür aslında çok sıcak. Bir türlü dışarı çıkamıyorum. Çıkamıyoruz. Kimse çıkamıyor. Bayağı bir sıcak oldu kaç gündür. Bu böyle bir hafta daha sürecek zannedersem. Ondan sonra sallak yerim. İçeriye tıkılıyoruz böyle bütün gün. Perdeler kapalı. Başka türlü çekilmiyor çünkü. Ya denize gideceksin. Her gün de denize gidilmiyor. Yani. Hayvanlar da böyle. Kediler, köpekler, Nora, Sarko, Leyla, Nini. Hepsi böyle bir köşede serilmiş. Ben bir köşede. Böyle takılıyoruz evde. Vampir gibi resmen. Başka yerlerde gizlerde yapamıyorum şu sıra. Bunun belirli bir nedeni var. Fark ettiyseniz de Lionel yok. Kaç zaman oldu? Neredeyse bir ay. Bir müddet de olmayacak. O nedenle yalnızım yani. Yalnız başıma. İkili de takılıyorum. Nedenlerine hiç girmeyeceğim. O da bambaşka bir konu ama şimdilik anlatmıyorum. Sonra. Dağa çıkmayı da o kadar özledim ki. Dağlar biraz serinlese direkt çıkacağım ama şu an imkansız. Yılan çıyan doludur. Zaten bir kere bir keçiyi ısırmış yılan. Hayvancağız ölmüş orada. Çoban söyledi bana. Cırcır böceklerini duyuyor musunuz? Yaz demek, Ağustos demek, cırcır böceği demek. Beni bu havalar cidden çok endişelendiriyor. Siz ne kadar endişelisiniz bu konuda bilmiyorum. Yani bir portumu açıp bir dışarılarını bile yıkamaya kalktığımda cidden acaba iyi mi yapıyorum? Kapatsam mı? O modda böyle. İklim değişimleri beni çok endişelendiriyor ve uzmanlar da bas bas bağırıp duruyor. Suyu İdare edip kullanın. Ne bileyim yapımda kıtlık geliyor vesaire. Böyle şeyler beni cidden artık
ürkütmeye başladı. Bir an önce böyle yağmurların gelmesini istiyorum. Kışı özledim. Bu konularda da söyleyecek o kadar çok şey var hiç. Sadece beni endişelendiriyor bu durumlar. Ne kadar çok tüy döküyorsun sen Leyla ya. Havalar biraz serinlese Manisa'ya annemin yanına gitmeyi düşünüyorum. Yani bu sıcaklarda gitmek istemiyorum çünkü katlanılmaz olur. Manisa buralara göre biraz daha, en azından 5-6 derece daha, 7 derece daha fazla oluyor sıcaklık. Hiç çekemem yani. Yani bunu anladım ki burada daha sıcağı sevmiyorum ben cidden. Aşırı sıcak. Şimdi bazı insanlar diyebilir ki yani yaz bu normaldir sıcak falan ama yani yok normal değil. Böyle bir sıcaklık ben görmedim. Annemle konuşuyorum telefonda. Annemin suyu da kesilmiş. Geçen sene daha geç kesilmişti. Bu sene 2 hafta, 3 hafta olmuş. Yani suyu yok kadının bahçesinde. Ancak şebeke suyuyla sulamakla da olmuyor. Yeraltı suyu kullanmak zorunda kadın. Şeyle elektrik ne deniyor ona? Motorlu bir şey var. Elektrikle çalışıyor. Onunla yer altından çekiliyor. Bitmiş. Bütün tarlalar vesaireler böyle sulanınca kadının suyu bitmiş. Bahçesi de ölmeye mahkum yani. Hortumla da olacak iş değil de normal çebekli suyuyla. Koskoca bahçe neresini sulayacak? Bugün bayağı bir rüzgar vardı ayrıca. İlk defa. Günler sonra böyle yaprak kımıldamıyordu. Bütün insanlar hayvanat böyle hep gölgelere kaçmış vaziyette. Evlerinde klimalar açık. Daha bugün bile bu sabah böyle bir şiddetli bir rüzgarla uyandım. Böyle çatıda terasta orada burada bir şeyler uçuyordu yani resmen. Zaten videonun başında da göreceksiniz o rüzgarla havayı çektim size. Şu an hava çok güzel ama. Güneşin batmasına herhalde bir saat falan vardır, bir buçuk saat. Şöyle de birkaç parça bulutlar, tablo gibi. Zeytin ağaçları. Ama her yer kuru, zeytin ağaçları dışında. Zeytin ağacı ki çok dayanıklıdır yani. Kolay kolay kurumaz. Şuna da dikkat ediyorum ki arkaya gitmesin ama. Yangın mangın sebebi yani çok. Allah korusun. Geçen Edremit'teydik. Arabanın kaç ay oldu aslında. İlk aldığımız zaman arabanın aynasının üst kısmındaki plastik kısmı çalındı. Bu bombeli olan kısım. Onu yenisini taktırmaya Hatice ile beraber gitmiştik oraya. Onu taktırmaya. Oradan da biraz alışveriş yapalım dedik. Alışveriş merkezine gittik falan. Orada böyle zeytin bahçelerinin yanından geçiyorduk böyle. Zaten orası her yer Edremit'te, her yer zeytin bahçesi, tarlası. Hiç şuna dikkat ettim, yani zeytin ağaçlarının üzerinde zeytin yoktu. Kırık geldi bana. Hani uzmanlar da bas bas bağırıyor ya, hani bir kıtlık başlıyor bilmem ne. Zeytinler çok verimsiz bu sene, bu sıcaklıklardan falan. Bunun göstergesi mi diye, endişelendim açıkçası.
orada okumuştum. İspanya'daki zeytin ağacının, zeytinyağının merkezi. Dünyada bir numara. Kaç? Yani 10 veriyorsa bu sene 4-5 bine vermiş hani zeytinler. O kadar düşük bir rekolte varmış. Yani fiyatlar çıkacak gene. Biz Türkiye'de hani markalardan ziyade bu zeytinyağı konusunda hani kendi iç tüketimimiz için yapıyoruz. Dediğim tarlası olan zeytinyağını çıkarıp kendi tüketimi ya da etrafına konu komşuya satmak ya da eşe dosta vermek adına yetiştiriyorlar genelde. Hani belki bizim bu noktada bir sıkıntımız olmayabilir ama markalar ciddi ciddi fiyat artırımına gidecekler yani orası kesin. Görünen yüz şu an sadece zeytinyağı. Önümüzdeki yıllarda neler gelecek daha bilmiyorum. Hani buğdayı var, bu işin mısırı var, sebzeleri var. Allah sonumuzu hayır etsin. Endişe verici her şey. Hani ciddi anlamda böyle şey istiyorum. Buralardan da gidip ki Tikili'yi sevdim ama benim asıl arzum kırsalda yaşamak. Bağ bahçesi olan bir yerde yaşamak. Toprağı seviyorum. Toprakla uğraşmayı seviyorum ve hani kendi ürünümü de kendi yiyeceğimi falan da hani kendim üretmek istiyorum. Böyle bir arzum var ileriye dönük. Belki de tam zamanıdır. Hayır. Gerçekleşir mi? Gerçekleşirse ne zaman gerçekleşir? Hep beraber göreceğiz. Ama yani böyle bir arzum var benim. Yani böyle ufacık bir bahçeyle, komşumun bahçesiyle olacak iş değil bu. Daha geniş bir şeye girişmek istiyorum. En azından zeytin işi. Çok isterdim. Bir an önce bu yaz bitsin istiyorum. Cidden artık dayanılmaz boyuta geldi benim için. Evden çıkamıyorum çünkü. Benim kendi özel nedenlerim de var güneşle ilgili. Tamam bazen denize gidiyoruz ediyoruz falan ama hani korumalı çıkıyorum ben şapkala vesaire. Geçmişte geçirmiş olduğum hastalıktan dolayı benim çok güneşte olmamam gerekiyor. Hatta koruyucu falan da kullanmam gerekiyor ama kullanmıyorum. Şapka takıyorum vesaire ama koruyucu kullanmıyorum. Böyle. Ve Lionel de umarım yakın zamanda döner. Gidişinin, Fransa'ya dönüşünün nedenlerini başka bir zaman bir takım olaylar var. Onlar geçsin bir. Ondan sonra size anlatacağım. Ama şu an değil. Beraber tartışır, konuşuruz yani.